Merhaba dostlar, YouTube kanalım Meymenet'e hoş geldiniz. Bugünkü konumuz yurt dışında yaşayan gurbetçilerimiz hakkında otomatik bilgi paylaşımında gurbetçileri bekleyen cezalar nelerdir? Videomuzda onlardan bahsedeceğiz. Otomatik bilgi paylaşımında gurbetçileri bekleyen cezalar nelerdir? Avrupa'da yaşayan 7 milyon gurbetçi otomatik bilgi paylaşımının anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle zor durumda kaldı dostlar. 2022'de ertelenmesi istenen otomatik bilgi paylaşımına anlaşması yürürlüğe şu anda girdi. Buna göre yurt dışında yaşayan 7 milyon Türk vatandaşının finansal bilgileri AB ülkeleri İngiltere'de, ABD'de ve Kanada'da ile paylaşılmaya başlandı şu anda. Daha önce ertelenmesi için büyük çaba gösterilen anlaşmayla 2019 yılından itibaren gurbetçilerin Türkiye'deki finansal bilgileri Avrupa ülkelerinde bildiriliyor. Haber Global'da yer alan habere göre erteleme yapılmadığı için birçok gurbetçinin eksik belgeleri nedeniyle bilgi ve belge kaçırıyor. Durumuna düşmekten endişe ettiği de belirtiliyor dostlar. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer özellikle Almanya, Hollanda, Fransa, Avusturya ve Belçika gibi ülkelerde yaşayan gurbetçiler eksik bilgiler nedeniyle bulundukları ülkelerin maliyelerine savunma vermek zorunda kalacaklarını da belirtti. Bu ülkelerin maliyeleri bu paranın kaynağı nedir, niye bildirmediniz gibi sorular da sorulacak. Peki gurbetçileri bekleyen cezalar nelerdir? Paranın miktarına göre ağır vergi cezaları ve vergi kaçırma davaları gelebilecek. Almanya'nın yani sıra diğer ülkelerin de bildirim yapılmışsa bunu sorun edeceği biliniyor. Paranın kaynağı belli ise ve Almanya'da yaşanılan diğer ülkelerde yasal yollarda çıkarılıp Türkiye'de bankaya konulmuşsa bir sorun yaşanmayacak sevgili dostlar. Açıklanamayan para miktarı ortalama 100 bin euronun üzerindeyse ceza davaları açılabilecek sevgili dostlar. 10 yıl geriye dönük tüm bilgiler istenebilecek kişinin kendine ihbar etmesi ve maliye ile işbirliği yapması halinde bu süre 5 yıla inebilecek dostlar. Yurt dışında yaşayan Türklerin ilk olarak banka hesabındaki para bildirilecek. 1000 doları aşan tüm paralar bildirilecek yani. 1 ya da 5 hesap varsa tamamı bildirilmesi lazım. Ardından ilgili maliyeler bunun dökümünü isteyecek sevgili dostlar. Verilmezse ortalama ve yüksek bir vergi çıkarılacak. Döküm verilirse tek tek gelen paraların kaynağı sorulacak. Banka hesapları dışındaki ortaklık gelir getiren herhangi bir finansal varlık altında dayalı banka hesabı varsa onlar da bildirilecek dostlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik sevgili dostlar. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle hoşça kalın, şen kalın.